Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FM TV izleyenleri, Lider Genç programımızda yine birbirinden farklı konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Ama genç bakış açısıyla değerlendirmeye gayret gösteriyoruz inşallah. Yine her zaman olduğu gibi kıymetli hocalarımız Muhammed Ulusal hocamız ve Emre Yazar hocamız bizlerle birlikte. Kazım Okur hocamızı gittik, beraber gelecektik. Kapısına geldiğimde çocuğun hastalandığını ve şu anda çocuğunla ilgilendiğini söyledi. Onun için bizlere eşlik edemeyeceğini ve sizlerden özür dileklerini iletti sizlere inşallah. Buradan Rabbim acil evladına şifalar ikram eylesin, Rabbim muhafaza eylesin diyelim. Evet kıymetli insanlar, ekranlarda görmüş olduğunuz numaralardan sesim yokmuş galiba. Evet. Getir. Getir hemen. Bir giriş yapayım. Giriş yapayım. Ver hemen. Evet. Hemen giriş yapayım. Bir pas atayım. Ondan sonra zaten arkadaşlar mikrofonu takarlar. Kıymetli FM TV izleyenleri, dediğimiz gibi Kazım Okur hocamızın evladına Rabbim acil şifalar ikram eylesin. Rabbim muhafaza eylesin. Nice hastalıklarda uğraşan, hastalıkla mücadele veren hastalarımıza Rabbim şifalar ikram eylesin. Rabbim muhafaza eylesin. Şifa ismiyle inşallah şifalar ikram eylesin. Kıymetli insanlar, gördüğünüz gibi numaralardan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Mesajlarınızı, görüş ve önerilerinizi bizlerle değerlendirebiliyorsunuz. Sizlerin görüşleri bizim için çok önemli. Soru ve cevapla yapıyoruz burada elimizden geldiği kadar, ama konunun dışında bazı şeylere ne yapmıyoruz? Yer veremiyoruz. Bu sefer konu dağılmış oluyor. Zaten vaktimiz 40 dakika, 45 dakika bir vaktimiz var. Onun için bunu da anlayışla karşılayacağınızı biliyoruz zaten. Rabbim sizlerden razı olsun. Öncelikle hocalarıma hoş geldin demek istiyorum. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? Hocam Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Bütün izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Her hafta FM TV'de bir belirli konu belirleniyor ve bu konu gerçekten bir hafta boyunca anlatılıyor, üzerinden detaylı bir şekilde geçiyor. Bu hafta da bizim için önemli bir hafta. Bu hafta da güzel Müslümanlarla alakalı çok değerli konuları ele alacağız. Bu haftaya ilk başlangıç bizimle yapılıyor. Yani ilk bizim programımızla başlıyor. Tabii evet. Bu program sonrasında i̇lk da... Haftanın ilk programı bizim. Aynen. Ve konuların başlangıcı da bizde başlıyor. Aynen. Bu program sonrasında da yine... Müslüman'ın Sesi programıyla yine benim moderatörlüğümde devam ediyor. İkinci program böyle ve oradan sonra da inşallah bir hafta devam ediyor. Rabbim tesirimizi yüksek eylesin diyelim. Dua edelim. İnşallah gerçekten etkilerini duyuyoruz. İnsanlar gerçekten etkileniyorlar. Çok izleyenlerimiz var. Biz farkında olmasak da inşallah konular her hafta daha da heyecanlı bir şekilde programlarımıza ve izleyenlerimize heyecan katacak diyorum hocam. Evet kıymetli hocam, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Muhammed Ulusal hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam, bir su içirmediniz yani. Kıymetli hocam, şimdi konumuz biliyorsunuz ki sizlere de devamlı atıyoruz zaten, takipteyiz. Bugün gerçekten büyük bir problemimiz olan İslam'ı kötü göstermeye çalışanlara karşı nasıl bir çalışma yapmalıyız diye bir konu başlığımız var bu hafta. Bu haftaki konu başlığımız kıymetli insanlar, İslamofobia, yani genel global ismi ismiyle anlatacağımız İslamofobia, yani İslam'ı kötü gösteren bir anlayış. Bu gerek Amerika'sında gerek Almanya'sında, yani tüm dünyanın her yerinde İslam'a karşı bir savaş var. Yani hani şöyle buyuruluyor, hak ve batıl mücadelesi kıyamet sabahına kadar devam edecektir ifadesini gereğince hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Bazen hak galip geliyor, bazen batıl galip geliyor, ama sonuçta, ezelde sonuçta galip gelecek olan tabii ki haktır. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarıdır. Allah indinde tek din nedir? İslam dinidir. Peki şeytanlar ve şeytanlaşmış insanlar, din düşmanları, yani şeytanın vazifesini yapan ve şeytanın uşaklığını yapanlar, peki İslam'ı yaşamaya gayret gösteren insanlara nasıl zarar verecek? İşte onun adı altında
İslam'a zarar verme, yani İslam'dan uzaklaştırma faaliyetlerine İslam'a fobya deniyor. İslam'dan nasıl uzaklaştırıyorlar? İslam'ı kötü göstermeye çalışarak, gerek terörle lanse ederek, gerek farklı farklı iğrençliklerle lanse ederek ne yapıyorlar? Bugün şeriat ifadesinden bile korkacak hale getirebiliyorlar toplumumuzu. Onun için bugün onu konuşacağız. İlk önce Muhammed Hocam'la başlayacağım ve şu soruyu soracağım Muhammed sevgili hocama. Kıymetli hocam, şimdi İslamofobya, yani genel ismiyle söyleyeceğim ama İslam'ı kötü gösterme çalışması var tüm dünyada. Bakış açısı olarak ilk önce bir görüşünüzü almak istiyorum bu konuyla alakalı. Yani nasıl, bu konuya nasıl değerlendiriyorsunuz? İslam'ı kötülemeye çalışan bir toplum var, toplumlar var. Sizin buna bakışın açınız nedir, yani bakış açısı? Bir ayet ile cevap vermek istiyorum hocam. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve künü ma'assadikin. Ey iman eden, Allah'a takva ile bağlı olan, Allah'tan korkan, Rabbini üzmekten üzülen kullarım, sadıklar ile beraber olun ve Allah'tan korkun ifadesini söylüyor. Şimdi zaten bugün baktığımız zaman bu İslamofobya denilen olay artık ne yazık ki okullara kadar girmiş durumda. Bugün karşımıza çıkan bir videoda kendi Instagram hesabımda da paylaştım. Zaten gördüğümüz üzere öğretmenlerin kalbi, aklı, bilinci, şuuru tertemiz olan çocuklara nasıl bir şekilde anlattıklarını ve çarşafı şerifi, Osmanlı'yı orada bir hakaret niteliğinde gösterdiklerini. Emre hocam lütfen programdan sonra halledirsiniz. Hocam sanki bir reklam veriyormuş gibi. Yani hocam daha durun, reklamımız yok. 45 dakika program yani zaten. Hocam ürün yerleştirdi de biliyorsunuz. Eğer anlaşmalı değilse ceza yiyorsunuz yani. Bir tane ceza yiyorsunuz. Yani FMTV'ye zarar bunların hepsi. Evet. Tam yerleşmedi. Yerleşiyor. İslamofobyanın okullarımızda öğretmenler tarafından çarşafı şerife hakaret olsun, Osmanlı'ya şeriatın yaşandığı bir dönemi, dinin zirve olduğu bir dönemi kötüleme olsun, o tertemiz akıllara ve kalplere nasıl yerleştirildiğini zaten bu bir tanesi. Bu videolardan bir tanesi. Bu aşikar olan hocam. Evet, yani bu sadece bir tanesi. Bu evet. Yani bütün okullarda olmasa bile birçoğunda bunun olduğuna zaten şahit oluyoruz. Bununla beraber o gencecik küçücük çocukların akıllarında, kalplerinde bunun nasıl zaten yerleştiğine şahit oluyoruz. Ben şu ifadeyi söylemek istiyorum. Yani biliyorsunuz ki, şimdi buraya hiç girmek istemiyorum ama 29 Ekim meselesi var, Cumhuriyet Bayramı. Evet. Çok büyük tepki oldu. Ne konuda tepki oldu? Yok Emre hocam bir şey söylemeyeceğim, korkmayın. Çok büyük tepki oldu. Neden tepki oldu? Neden işte hutbelerde Cumhuriyet Bayramı kutlanılmadı diye gerçekten sokaklarda akın akın röportajlar yapıldı. Diyanete çok fazla saldırıldı. İşte Diyaneti şu kurmuştur, neden işte o bayramı kutlamıyorsunuz vesaire. Bir tane genç bir röportajda çok önemli bir ifade söylüyor. Diyor ki, yani diyor, bu bir devletin kuruluşudur. Bunu kalkıp da yani hutbede, sohbette neden söylesinler, neden kutlasınlar diyor. Zaten İslam'da bayram belirlidir. Kurban bayramı vardır, Ramazan bayramı vardır, özel günler vardır. Onların zaten kendi günlerinde sohbetler, ayetler, hadisler okunuyor ama bu başka bir şey, o başka bir şey ifadesini söylüyor. O çocuğu da linç ediyorlar. Ben de şimdi bunu, hani linç tayfa var ya, onlara şunu söylemek istiyorum. Yani tamam, sen bunu linç ediyorsun. Sen buna gerçekten karşı geliyorsun. Gerçekten bunun için bir ifade, bak ben burada bir ifade söyleyeceğim. Emre hocam bana diyor ki aman diyor, şimdi linç yeriz diyor yani, anlıyor musun? Yani gerçekten bunu yapıyorsun. Sen bunu yapıyorsun yani. Linç değil de, gerek şey... Ya sen onu dinlersin, dinlemezsin. Yok, biz işimize bakacağız. Yani 7 senedir zaten burada bu işimize bakıyoruz. O linçlerin bir tanesini dinlesek, ki bunun en büyük lincini yiyen bir tanesi de sizsinizdir hocam evet. Yani. O yüzden onlara baksaydık, yani hatta biz bunlardan zevk alıyoruz yani. Niye? Demek ki doğru bir iş yaptığımızın işaretidir yani. Velhasıl kelam şunu söylemek istiyorum. Peki tamam, hadi bunu kabul ettin. Bunu linç ediyorsun. Okullarda benim annemin giymiş olduğu veya oradaki çocuklardan bir tanesinin annesinin giymiş olduğu, kadının söylemiş olduğu ilk ifadeyi söylüyorum. Yani biraz reklam veriyormuş gibi olacak ama bu haber sitelerinde de şu anda var. Girin bakın, benim Instagram hesabımda da var. Diyor ki, ilk başta diyor ki, bakın diyor, şimdi diyor her yerim örtülü diyor. Yüzümün diyor sadece göz tarafı gözüküyor diyor.
Ve Osmanlı zamanında böyleydi diyor. Sonra video Osmanlı değişiyor. Osmanlı zamanında ha. Video değişiyor, diyor ki bakın şimdi neremi görüyorsunuz diyor. Ya ablacığım sen ne istiyorsun? Yani sen yani amacın ne senin, ne Emre hocamın da dediği gibi. Sen neyin peşindesin yani sen? Yani oradaki çocukların aklına, zihnine şunu diyor hocam, şeyi kazımaya çalışıyorsun yani. Şunu diyor, bak diyor ne güzelim diyor. Heh. Bak her şeyim belli diyor. Ben kimim? Ne giymişim? Kısaya tek mi giymişim? İşte şapkamı takmışım? Çantam var diyor, ayakkabılarım nasıl var diyor. Yani şunu söylemek istiyor açıkçası. Ben senin karşındayım diyor. Tüm varlığımla. Ne şimdi kıyafeti? O ifadelerin hiçbirine takılma hocam. Tamam. Şuna takıl. Neye takılayım? Yani neyim görünüyor benim? Ya sen ne anlatmaya çalışıyorsun yani? Tam işte hocam yani, onu ben daha da detaylandırdım yani. Yani. Ve bunu kime anlatıyor? Evet. O da önemli hocam bakın. Hani ilk başta söylediğiniz şey var. Bunu kime anlatıyor hocam? Evet yani oradaki çocukta diyor ya, belki de oradaki çocuklardan bir tanesi annesi çarşafı şerif giyiyor. Ve belki de o annesine gidecek, diyecek ki anne senin neyin görünüyor? Yani çocuk bu. Çocuk çünkü aynadır. Sen ona ne söylersen aynısını ilerse eder yani. Bak diyecek benim öğretmenimin işte çantası görünüyor. İşte saçı görünüyor. Kıyafeti görünüyor. Ayakkabısı görünüyor. Senin niye hiçbir şeyin görünmüyor? Bak lanse etmeyi görüyor musun yani? Evet. Yani şimdi bu İslamofobi budur işte. Yani orada ben eğitim veriyorum ayağına. Kanı bir ifade geliyor ağzıma da. Yani söylemeyeceğim onu. Yani bu konuda sıkıntılı olan, şuursuz bir şekilde yetişen... ben çok konuşmayayım hocam ya bu konu, çok sinirleniyorum. Bu insanların böyle lanse etmeleri diyorum. Bir şimdi ben söyleyeyim bir şey hocam. Çok kızıyorum yani. Şimdi... Kemalettin bir su alabilir miyim dostum? Şöyle bir durum var kıymetli hocalarım. Böyle bir olay yaşandı. Ne yaşandı? İşte 29 Ekim ile alakalı bir misal verdiniz. Ama kimsenin buna tepki, yani linç girişimi oldu. İşte nasıl olmuyor, nasıl böyle saygı duymazsınız vesaire vesaire. Bir sürü linç girişimi oldu diyorsunuz. Hadi bunlar vazifesini yapıyor. Bakın. Çok güzel bir yerden yakalayacağız aslında olayı. Neden bunların bu şekilde cesaretlendiğini aktaran, yani olayın müsebbibi olan bizlerden bahsedeceğiz. Bugün sen konuşuyorsun, bugün sen aktarıyorsun ve ona göre müdahaleni yapıyorsun. Ama hocam, bakın adamlar çıktılar Twitter'da olsun, bilmem ne de olsun, falan da olsun, filan da olsun, gerek sokakta olsun, ellerinden geleni yaptılar mı? Yaptılar. En rezillik hallerini bile kabul ettirdiler mi? Ettirdiler. Peki bu kareye hangi Müslüman çıkıp da, hangi inanan insan çıkıp da bu kareye veya bu işi seven çıkıp da bu haksızlığa ifade kullandı? Ya bak hocam, biz şöyle insanlar. Şimdi ben mesela geçen Kavacık'tan Beykoz'a gidiyorum. Buraya geliyorum. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğu için orada işte bayrak dağıtıyorlar, organize yapıyorlar. Şimdi ben de geliyorum. Bizim arabada biliyorsunuz yani işte resim vesaire bilmem ne, sarıklı resim falan. Geliyorum arabayla. Ondan sonra indirdim camı, baktım bayrak dağıtıyorlar. Evet. Tamam mı? İndirdim camı. Aynı böyleyim hocam. Aynı bu kıyafetimdeyim yani. Tebessüm ettim adama. Adam böyle bir çekindi yani. Bu bayrak hepimizin bayrağı aslında. Bayrak uzattı bana. Aldım. Arabanın üstüne taktım. Sonra devam ettim. Bu kadar ama yani. Yani orada bile bir ön yargı var. Bana verdiği şey benim bayrağım. Evet. Türkiye'mizin bayrağı yani. Ama çok yanlış bir algı var. Yani çok yanlış bir... Yani geçen hafta programımızda Kur'an-ı Kerim'in konfeti olup statlarda patlatılmasını bahsediyorduk. Bu hafta öğretmen niteliğindeki bir insanın çocuklara vermiş olduğu ahlaksızlık eğitiminden bahsediyoruz. Bir sonraki hafta ne olacağını biliyor muyuz yani? Hocam oluyor, yani. Oluyor, neler oluyor yani, bu ülkemizde. Ve bunlar yani dediğimiz gibi sadece medyaya yansıyanı, yani evet. Neler neler var yani. Evet. Sonra bu insan çok merak ede, yani izliyorsa veya ona ulaşacaksa gerçekten şunu sormak istiyorum, merak ederek suyu alayım. Şunu sormak istiyorum yani. Ya gerçekten dışarıya çıkıp ırkçı olmadığını, gerçekten dışarıya çıkıp ben özgürlükçü bir insanım diyebildiğini veya düşmanlık taslamadığını iddia edebilir mi bu insan yani? Ya senin artık tescillendi, senin videon var yani artık. Sen ırkçılığı savunuyorsun. Yani diyorsun ki işte ırkçılık yoktur, şudur, budur. Irkçılık budur işte, senin yapmış olduğun şeydir. Düşmanlığı savunuyorsun. Diyorsun ki herkes özgür olsun, herkes kardeş olsun, şu olsun, bir olsun, layık olsun bilmem ne falan. Senin yapmış olduğun bu resmen kışkırtma, düşmanlaştırma.
Ondan sonra diğer işte oraya bir işte Instagram'a yazdım şu an hatırlamıyorum ama yani gerçekten çok merak ediyorum yani. Ondan sonra ikinci bir konu söylediniz yani çok olumsuz işte yerlerde vesaire bulunma vesaire meselesi. Biliyorsunuz ki yine çok yakın bir zamanda Türkiye'de de Cadılar Bayramı adında bir bayram kutlandı. Bunu bizim insanımız kutlandı. Orada ben gelecektim de yani, iyi girdi. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bir tane futbolcunun eşi bu konuda açıklama yapmış. O gece bir sürü paylaşım yapmış. Çocuklarını giydirmişler, evlerini işte ona göre cadı. Yani cadı evi yapmışlar, cadı gibi giyinmişler. Ben demiyorum, bayramın ismi bu. Cadılar Bayramı. Ben demiyorum yani. Onların kendi koymuş olduğu bir bayramın ismi bu. Ve bunu kutluyorlar. Sonra da bunlar da Müslüman kesimden şey yediler. Tepki yediler. Ya kardeşim siz Müslüman değil misiniz? Evet. Siz niye size ait olmayan bir bayramı kutluyorsunuz vesaire bilmem ne? Hocam az önce gördüm ne açıklama yapmış biliyor musunuz o futbolcunun eşi? Demiş ki abartmayın sadece eğleniyoruz demiş. Şimdi ifadeye geliyorum yine ayete geliyorum. Ya eyyühellezine amenüttegullah ve künü ma'assadikin. Ey iman edenler Allah'tan korkun, sadıklar ile beraber olun. Şimdi sen bu şekilde bir bayramı kutladın. Bunun resimlerini boy boy sosyal medyada ne yaptın paylaştın. Ya sana Allah sormayacak mı ya? Ya sen kimin bayramını kutluyorsun? Yani cadılar bayramı. Şimdi cennette cadı olur mu? Olmaz. Bütün cadılar cehennemde olur yani. Ya sen kalkıp da sana ait olmayan bir bayramı eğlenceni zaten bütün olay bu. Allah'tan korkmamak yani. Korkacak bir adam ama bu korku şey korkusu değil ha. Aman işte cehenneme girelim falan. Yok yok Rabbini üzmemekten korkmak ya. Ya şimdi senin Rabbin bir Müslüman ya zaten tipine bakıldığı zaman zaten bir vasıf yok. Tesettür yok. Ondan sonra iman şuuru yok. Ahlaki şuur yok. Ondan sonra İslam'a ait düşünceler ve fikirler yok. Üstüne üstlük bir de bunu kutluyorsun. Ve diyorsun ki abartmayın sadece eğleniyoruz. Ve künü ma'as sadıkîn ne oldu? Sadıklarla beraber olun ifadesi ne oldu? Onlarla aynı ortamda bulunan ifadesi ne oldu? Şimdi şöyle söylüyorum hocam. Azrail aleyhisselam geldi. Kapıdan içeri girdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Tak. Vazifesini yaptı gitti. Öldün öyle yani. Üstünde cadı kıyafeti var. Öldün sen. Kiminle haşr olacaksın sen? O gün o vazifeyi, o işi, o bayramı kutlayanlarla haşr olacaksın sen. Yani son nefeste kimin ne olacağı belli değil. Bugün ben bu ifadeyi söylüyorum. Son nefeste kimin ne olacağı hiç belli değil. Ama yani bir akıl var, mantık var, şuur var, düşünce var. Yani gerçekten çok dedim ya konuşursam yani. Şimdi o mesela o futbolcunun hanımefendinden bahsettiğinizde şu geliyor insan. Ya şimdi bugün bir gavur, gavurluğunu yapan bir gavur. Tamam mı? Bırak normal bir Yahudi'den bahset veya işte bir kafirden, müşrikten, kimden bahsedersen bahset. Hangisinin senin bayramını kutladığını gördün? Hayatta öyle bir şey yok. Onlar senin bayramını, onlar senin bayramını tabiri caizse zevksiz buluyorlar biliyor musun? Senin buradaki amacın ne? Yani şimdi diyorlar ya, diyor ya ifadesinde, ya biz dinsiz değiliz ifadesini koyuyor ya. Yani bizi dinsiz ilan ettin ama biz dinsiz değiliz. Elhamdülillah canım bir şey demedik yani baş tacısı. Ama yapmış olduğun amel kimin ameli? Şimdi Allah-u Teala bize emir ve yasaklar göndermiş kıymetli insanlar. Emir ve yasaklar gönderdiğinden dolayı biz bu emir ve yasaklara göre ibadetimizi yapacağız, vazifemizi yapacağız. Sen bu işte her kim bir kavme benzerse değil mi? Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Değil mi hocam? Evet. Bu şekilde her bir kimse bir kavme benzerse o da onlardandır. Onlardandır hadis-i şerifinin gereğince ne oluyor zaten? Sen burada bir ilk önce şunu hafife alıyor. Bu ifadeyi hafife alıyorsun. Bu kimin ifadesi? Peygamber Efendimizin ifadesi. Şimdi burada bizim basite aldığımız şeyler bunlar hocam. İşte bu işin bilincinde değilse sen bu ifadeyi kullanıyorsan. İşte ben dinsiz değilim ki. Değil. Bugün faize bulaşmayın. Faize bulaşmayın denildiğinde de zerresine ulaşmayın denildiğinde de aynı şey isteniyor. Şimdi ben burada Emre Hocam'a döneceğim hocam müsaadenizle. Aynı aslında konu İslam'ı kötülemeye çalışanların bir taraftan da ülkemizde yeşertmeye çalıştıkları, daha doğrusu yeşerttikleri, ağaç haline getirdikleri ılımlı İslam projesi. Evet. Ya burada aslında İslam'ı kötülemelerin amacı ne? İslam'ı olduğu şekilde yaşamayın. Emredilen şekilde yaşamayın. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşamayın da
Onun bunun aklına göre yaşayın. Kimin? Avrupa'nın aklına göre yaşayın diye bir algı var. Aslında İslamofobiye buradan İslam'a vurulmaya devam ederken bir yerden de ılımlı İslam, ılımlı baş, ılımlı örtünme, ılımlı namaz, ılımlı oruç, değil mi hocam? Evet. Böyle aslında altını boşalttıkları ve ismini ılımlı İslam diye koydukları bir İslam anlayışını ortaya çıkarttılar. Hocam yani şöyle olayı baştan toparlamak gerekirse, şimdi insanların çoğu özellikle Türkiye'de bu çok fazla, diğer ülkelerde de tahmin ediyorum bu böyledir. Evet. Yani topluluğa göre, güce göre, akışa göre sürüklenir gider. Yani içlerinden bazıları çıkar der ki kardeşim bu topluluk yanlış yere gidiyor der, ama bu da bir kişi olur, iki kişi olur. Onların sesi gür çıkmaz. Onlar da o selin içerisinde kaybolur, küser, gider. Maalesef ülkemizde de bu oluyor. Yani topluluk ne yapıyorsa, topluluk nelerin peşinden gidiyorsa, diğer insanlar da bunun peşine gidiyor. Yani Eminönü'nde bir bilet satan bir gişeden ikramiye çıkmış, yüklü bir ikramiye. Yıllardır artık insanlar adet edinmiş, Eminönü'ne gidince hacı abi orada böyle duruyor sırada, ben de bir bilet alacağım. Niye? Bak burada 500 kişi sırada, herkes alıyor, ben de alacağım. Ya herkes alıyor mu? Ya şimdi haram helal boyutu farklı bir boyut hocam. Yani herkes alıyor ya, o da alacak yani. Yani takılmış bir sürünün peşine gidiyor. Yani ucunda ne var bilmiyor, görmüyor. Ne biliyor ne görüyor. Ya soruyorlar senin burada ne işin var? Ya ne bileyim işte, herkes burada, ben de buradayım. Ya böyle bir mantık. Şimdi hocam Cadılar Bayramı'nı konuşuyoruz. Bakın şöyle bir kulak kesersek 3 sene önce, 5 sene önce biz böyle bir şey konuşmuyorduk. İzleyenlerimize de söylüyorum. Cadılar Bayramı diye bir bayramın varlığını bilmiyordu insanlar. Şu birkaç senedir, özellikle geçen sene de bu oldu. Ondan önceki sene de belki olmuştur ama yani 3-5 senesi yok bu işin yani. Artık mesela Kara Cuma olsa bile şimdi, gizliden yürütülüyordu. Black, bu kadar aşikare bulmuyorlar. Black Friday mi diyorlar? Evet. İşte Kara Cuma diyorlar ya. 3-4 sene oldu yani. Bu Kara Cuma'yı çıkarttılar. O da onların yine bir dini bir şey. Yani saygı duydukları bir bayram, bir şey. İndirim günü diye öyle bir şey yapıyorlar artık. Bir sevgililer günü tarzında bir şey. İnsanlar bunu da öğrendi. Hocam. Evet. Şimdi hocam İslam filtredir. Bunu söyleyeyim. İslam evet. Bir filtredir. Sana düşünmeyi öğretir. Sana inanman gereken şeyleri öğretir. Senin kim olduğunu, kimliğini sana tanıtır. Geçmişini, tarihini sana öğretir. Kur'an'da tarih var mıdır? Vardır. Var. Geçmiş, min gablikum diyor Allah. Sizden önce. Evet. Ne demek? Sizden önceki peygamberlerin hayatından bahsediyor. Demek ki yani bizde geçmişi atma değil, geçmişle birlikte tecrübeli bir şekilde yaşamak vardır. Şimdi bunlar olmadığı zaman, yani Kur'an'ın tarihi olmadığı zaman, Kur'an'ın yaşantısı, inanılması gereken şey, tefekkürü vesaire olmadığı zaman, bu sefer dünyanın efendileri, tabiri caizse sermayeyi elinde bulunduranlar veya işte dünyayı şekillendirmek isteyenler, kendi nefsi arzularına göre bir şeyleri şekillendirmek isteyenler bu sefer ortaya bir şey atıyor. Yani diyor ki şu dünya toplumuna biz ne yapalım? Mesela Kara Cuma diye bir şey çıkartalım. Onu bir koyuyorlar ortaya. Önce toplumun içinden belirli böyle fenomen tarzı hem, insanlar. Hem bu hem de İslam. Tabii. Ya, evet. Zaten öyle hocam. Sevgililer günü bir mali bir şeyi var. Kara Cuma denilen şeyin mali bir şeyi var. Evet. Ondan sonra yılbaşı denilen ya, şeyin mali bir duma. Perşembe, çarşamba, pazartesi, salı değil de mesela Kara Cuma. Yani Müslümanların bayramı özel günü o gün yani. Ya her şeyin altında bir şey var. Yani ekonomisi ayrı. Şimdi burada demin de dediğimiz gibi bir sürü psikolojisi de olduğu için bir atıyorlar ortaya. Bir bakıyorsun şimdi 3-5 sene öncesine dönelim. Cadılar Bayramı'nı şöyle ortaya bir atıyorlar. Bir. Şimdi kimse ne oluyor? 20 kişi yaptı bunu. 30 kişi. Türkiye'de belki de 50 kişi kutladı. Ertesi sene bir koyuyorlar, bir bakıyorsun 1000 kişiye çıkmış bu. Evet. Ertesi sene bir bakıyorsun haberlere çıkmış. Ertesi sene bakıyorsun işte artık insanlar, aslında, ünlüler, şunlar bunlar katılmış. Aslında haberlerin de mesela bugün en şey Müslüman gördüğünüz haber siteleri veya uygulamalarında dahi paylaşma amaçlarının bu işi bilinç olarak, altyapı olarak
Tamamen kafalarında bu normal. Yani haberin içeriğine girip okuduğunda zaten bunu anlıyorsun. Aslında tepki olarak paylaşmış kendine göre ama tamamen ona hizmet. Yani hizmeti tamamen reklamın iyisi kötüsü olmaz hesabı. Medyada like'la dislike diye bir şey var değil mi? Evet. Yani ben beğeniyorum, öbürü diyor ki ben beğenmiyorum diyor. Evet. Ama beğeni yapanla beğenmeyenin etkileşimi eşit. Yani aslında sen beğenmeyerek de ona destek olmuş oluyorsun. Hı. Yani reklamın artık iyisi kötüsü olmuyor. Sen kötü yorumlarla da yazsan altına o profili, o resmi gören herkes artık diyor aa madem böyle bir şey varmış adam bunu yapma ihtiyacı duyuyor. Bir de toplumun belirli bir ölçüsü ona sürüklendiği zaman artık hedefler, hayaller ileriye dikiliyor. Yani ben de kutlayacağım. Şimdi bugün yılbaşı geliyor. Belirli bir insan topluluğu. Yani dışarı çıkmam lazım. Niye? Sen her gün dışarı mı çıkıyorsun? Yok ama işte Taksim'e gitmem lazım. Bir bakıyorsun Taksim Meydanı'nda yani kaç yüz bin insan var o gece. Ne yapıyorsun sen burada? Yani soğuk, kar yağıyor dışarıda. Eksi bilmem kaç soğuk var. Ya işte çıkmam lazım. Niye? İşte herkes burada ya. Ben de hani ben de çıkayım. Yani eksik mi kalacağız? Böyle bir saçma bir şey var. Ama İslam dedik ya, İslam'ın eğitimi. İslam sana kim olduğunu öğretecek. Eğer İslam bir eğitim verebilseydik, sen kimsin? Senin bayramın ne? Mesela hocam bunu sahabeler bile yapmış. Yani sahabeler Nevruz'da, mesela Nevruz da çok büyük bir şeydir aslında. Konuşamadığımız şeylerden biridir. Yani Nevruz'da, Nevruz zamanı bütün dünyada aslında bayram ilan edilir. Bahar gelişini kutlanır. Yani yaz gelecek diye, yazdan önce, yazın habercisi diye. İşte belirli şeyler, mesela ateşperestler ateş yakarmış, ateşle eğlenceler yaparmış. Hala bu topluluk devam ediyor yani, ülkeler bazında devam ediyor. E şimdi peygamber zamanında böyle bir şey kutlanacak. Peygamberimiz ne bu diyor? İşte yaz geliyor, bahar geliyor diye böyle bir şey var. Peygamberimiz diyor, o zaman diyor işte sizin iki tane bayramınız var. Kesiyor yani olayı. E şimdi biz bunun temeline inip de bunu anlatamazsak, bunu izah edemezsek bu sefer ne oluyor? Sürü tabiri caizse nereye giderse akıya gidiyor. Yani burada bu ifadeleri anlatmak çok çok önemlidir. İnsanlar anlamaz değil. Mutlaka hocam şerri gösterdiğinde 3-5 sene içerisinde şekil alıp nasıl ki o yolunu buluyorsa bir şeyi de anlattığında yol bulmaz değil. Mutlaka yol bulur. Bütün peygamberler nasıl insanları dine çağırdı? Ben Allah'ın Resulüyüm, iman edin. Allah'ın kitabı bu dedi, bu kadar yani. Yani bir şey yapmadığı, bir şey üretmedi yani. Ha belki mucizeleri vardı ama peygamberimizin zamanına geldiğimizde Efendimiz öyle büyük mucizeler göstermedi. Yani gösterdiği olsa da en büyük mucizesi Kur'an okumasıydı. Yani anlattı yani. Ben mesela olayın bu tarafını düşünmüşümdür. Mucize kime gösterilir? Gösterilir. Ha bir de o var yani. Mucizeyi olan bir kafire, yani hiç inanma potansiyeli olmayan bir aynen kafire. Ebu Cehillere gösterilir tabiri, Ebu Leheblere gösterilir tabiri caizse yani. Yani dolayısıyla şimdi bu insanlar bir mucize bekliyorlar ya. Hani gökten işte zembille bir şey inecek. Ondan sonra her şey bir anda düzelecek. Bir ışık saçılacak. Bir bakacaksın bütün insanlar böyle. Ya böyle bir şey yok. Yani sen bunu bekliyorsan sen kimin kafasında bir adamsın? Sen bu zihniyette bir adamsın yani. Ya kalkıp da şimdi burada kimsenin yani beynini, aklını, düşünce yapısını şuraya Ebu Cehilleştirmek istemiyorum ama ya böyle bir şey olmayacak. E ondan sonra cuma namazı kılınıyor, tamam. Bayram mı kutlamak istiyorsun? Neredesin cumalarda? E Ramazan-ı Şeriflerde bayramlar kutlanıyor. Neredesin? Biz niye bu insanların o Ramazanlarda Kurban Bayramı'na şey diyorlar? Ne onun ismi? Şiddet diyorlar yani. Şey katliam diyorlar yani. Yani niye? Müslümanların bayramı bu. Bu Müslüman, sana kimse ellerine tırnaklar tak, yüzünü işte şuna buna benzet, bilmem neye benzet falan filan ki yani biz şu anda toplumumuzun en büyük sıkıntılarından bir tanesi cinlenme olayları biliyorsunuz. En büyük sebebinden bir tanesi de bunlardır yani. Bu işte benzeme çabaları, onlar gibi olma çabaları. Sen cadı olmak istiyorsun. Yani yani altta yatan metin bu. Sen cadı olmak istiyorsun. İşte hocam, şimdi yolda yürürken almıyor ki. Hayır ben şöyle. Ben olmak istiyorum değil. Ben sadece eğleniyorum demek istiyor. Kafa bu. Okumasını da okudum şimdi. Diyor ki işte Cadılar Bayramı'nın kökenini bir araştırsana. Hristiyanlığa, paganizme bilmem neye falan dayandığını diye başlayan bir cümle yazmak istiyorum falan yazmış. Tamam. Ya Hristiyanlık dini yok artık öyle bir din. İslam evet. Dini geldikten sonra innettiğin aynı Allah el İslam. Bütün dinlerin hükümleri eylem mi? Bak hocam. Yani paganizm diye bir din de yok. Yani hani Hristiyanlık dini kabul ediliyor. O ondan türeyen bir olay yani. Yani sen burada kime özeniyorsun? Sen sorsalar Müslüman mısın? Elhamdülillah dersin. Yani
Hocam geçenlerde zaten bir ifadesinde çok ağır aslında bir şey var hocam, orada. Onu demek istiyorum. Nasıl dalga geçiyorlar biliyor musun? Çok özür dileyerek söylüyorum. Ya gerçekten çok Rabbimden özür diliyorum bunu. Hani anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi bir böyle garip bir kız var hocam. Şu an medyada dolaşıyor. Böyle kim yaklaşık hocam? Bir 10 senedir medya bu kızdan kurtulamıyor. Böyle garip garip hareketler yapan bir kız var. Konuşmasında, tavırlarında falan. Bir gösteririm programdan sonra. Şimdi evet. İsim veremiyorum. Olayları şahıslara indirmeye gerek yok. Bizim olayımız olaylar üzerinden yürüsün yani. Estağfirullah diyor bir tanesi programda. Yani bir olay oluyor. Onu övüyorlar. Diyor ki estağfirullah diyor. O diyor ki aslında estağfirullah değil diyor. Çok özür dileyerek söyleyip esta piti piti diyor. Ne diyorsun sen yani? Ne anlatıyorsun sen ya? Böyle dinle dalga geçme tarzı. Yani estağfirullah ben Rabbimden özür dilerim. Yani ondan istiğfar ederim. İfadesinin karşılığını. Yani kimden piti piti kim yani? Yani ne anlatıyorsun sen yani? Ya komik gülüyoruz ama gerçekten çok büyük mesajlar. Abi ben ilk defa duydum yani hocam. Yani dini aşağılamak. Yani dini aşağılamak böyle bir anda kimse çıkıp şey. Bu zaten şeytanın taktiğidir. Yani şu, sizin dininiz şöyle böyle demedi. Emre hocam dediği gibi ince mesela haberleri bir açıyorsun onlar. Sosyal medyaya bir giriyorsun onlar. Ondan sonra bütün alışveriş işte uygulamalarında bilmem nelerde onlar. Yani diyorsun ki herhalde sen ne olacak dediğin an düşüyorsun işte sen oraya. Hocam şunu söyleyeyim. Oradasın yani. Sen. Onur yürüyüşü adını verdikleri bir onursuzluk yürüyüşü var ya. Ya hocam. İlk başladıklarında 300-500 bin kişi yoklar. Bak. Evet. Bu bir haber yapılıyor. İşte yürüdüler falan. Halbuki 300-500 kişi yani. 300-500 kişi her yere yürüyor yani. Zaten Taksim Meydanı'nda hani yürüdüler diye arkadan haber yapsan zaten millet akıyor yani. İkinci sene, üçüncü, beşinci derken zirvesini nerede buldu hocam? Hatırlarsanız bir 3-4 sene önce biz itikaftaydık burada. Bütün Türkiye'de gündem oldu. Ramazan ayıydı. Evet, İtikaf günlerinde, bayram öncesi. İtikaf günlerinde 100 bin kişiden fazla yürüyüş oldu. Türkiye'nin, dünyanın her yerinden. O sene öyle bir çalışmaları vardı bu gerçekten zalimlerin. Avrupa'dan, Amerika'dan, İsrail varıncaya kadar ben ona şaşırdım yani. İsrail'de dahi yüz binlerce insan yürüdü. Yani öyle bir çalışma. E şimdi bakıyorsun. Ve ondan sonra tüm Türkiye'de bu işi yapanlar çok çoğaldı. Çoğaldı. Zaten bunları fenomenleştiriyorlar da. Şimdi hocam o şeyden sonra. Bu da İslam'ı kötülemektir hocam. Hocam o fenomenize, o yürüyüşten sonra özgüven arttı. Yani ne oluyor? Artık ne var ya? Kabul edeceksin. Şeyine döndü. Bugün geldiğimiz nokta nedir? O gün sadece bir yürüyüş olarak değerlendiriyorsun. Bugün geldiğimiz nokta hocam sosyal medyada bir erkek diğer bir erkeğe istemeye gidiyor. Söz takıyorlar. Ben hayret ediyorum yani şaka mı diye defalarca bakıyorum. Değil. Ve ailesinin içerisindeki insanların başlarında başörtü bile var. Yani Müslüman mütedeyyin ailelerin çocukları şu an bu halde. Ve artık evlatları bu halde. Yani hani eskiden filmlerde izliyoruz ya evladını işte töre cinayeti yapıyor bilmem ne falan. Yani şimdiki mevzu ne? Şimdiki mevzu biliyorum. Evladım ne olsun bu da Allah böyle yaratmış. Yani geldiğimiz nokta bu. Geldiğimiz nokta bu. Yani hiçbir toprağa düşen tohum boşuna düşmüyor. O mutlaka orada filizleniyor. Ya o tohumları toplayacağız ya da düşmesine engel olacağız. Bunu devlet eliyle yapılması lazım. Gerçekten artık devletimizin belirli mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı var ya. Yani senin aile bakanlığın var Türkiye'de. Yani devlet aile bakanlığı kurmuş. Aile bakanlığın mesela İçişleri Bakanlığı'nın düşmanı nedir? Terör örgütleridir değil mi? Evet. Dışişleri Bakanlığı'nın düşmanı nedir? Dışarıdaki işte ülkeye siyasi olarak yaptırım yapmaya çalışan ülkelerdir. Yani onlarla mücadele etmesi lazım. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düşmanı nedir Türkiye'de? İşte bu görüntülerdir. O zaman sen bunların önüne geçebilmek adına mücadele etmen lazım. Bunu engellemen lazım. Evet. Görsel olarak kaldırttırman lazım. Veya ceza hukuku uygulatman lazım. Ahlak diye bir şey var yani. Bunu kabul etmişsin sen. Aile diye bir şey var. Dolayısıyla hocam
yani inceldiği yerden kopar var ya, hani iyice artık bana göre incelmiştir. Biz yani gerçekten bunu kopartmamız lazım. Onlar çırtkanlıkla bir şeyleri kendilerine göre başardılarsa, biz de en azından şu ifadelerimizi anlatarak toprağa bir tohum attığımızı bildirtmek istiyoruz. İnşallah filizlenecek. Evet. Çünkü onlar 5 sene önce bir yürüyüş başlattı. Bugün gurur duyuyor yani adam kendinle. Tabii ki onlar helak olan kavimleri bilmiyorlar. Ama biz şimdi helak olan kavim diyeceğim ama... Helak bekleyemeyiz yani, böyle bir lüksümüz yok. Böyle bir şeyimiz yok. Biz yine peygamber ahlakında olmalıyız ve yürümeliyiz. Ne için? Hak için yürümeliyiz. Hak ve batıl mücadelesi ilelebet devam edecektir. Biliyorsunuz ki kıyamet sabahına kadar devam edecektir. Ama biz burada ne taraftayız? Gerçekten hak tarafta mıyız? Yoksa batıla uşaklık mı ediyoruz? Eğer hafife alıyorsak, dinin emirlerini hafife alıyorsak, ya biz eğleniyoruz ifadesinin arkasına saklanıyorsak, bu İslam'a büyük bir hakarettir. Bu İslam'a gerçekten en büyük darbelerden bir tanesidir. İster kabul et, ister kabul etme. Araştır, bak tavizler nerelere gelmiş. Taviz insanın hayatını, belki de imanını bile götürebiliyor. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Burada programımızı noktalıyoruz hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kıymetli insanlar, sizlerden de eşlik edenler oldu. Konulara eşlik edenler oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.